Katılamaya giriyoruz. Katılamaya girmek için yapacağımız şey unsurlar bölümünü kullanmak. Zaten bu toolbar'ın içerisinde pasif olan bir sürü buton var. İki tanesi sadece aktif. Neden? Zaten extrude, yani ekstrüzyonla katılamayı kullanmadan bir katı oluşturmazsam buna radius atamam doğal olarak ekranda hiçbir şey olmadığı için veya ekstrüzyonla kesemem bunu. Yani bir delik açamam üzerine. Doğal olarak ilk önce aktif olan komutları kullanacağız. Diğerlerini istediğiniz kadar tıklayın, hiçbir işe yaramaz. Bazı insanlar soruyor eğitimlerde, Ali hocam bu toolbar'ı illa buraya mı koymamız gerekiyor? Hayır, sürükleyip ekranın ortasına böyle getirdiğiniz zaman bu gariban bir şekilde ekranda kalır. Bolca yeriniz olur. İyi de bunları ne yapacağız? Kimisi bunu der ki, bakın ben bunu hareket ettirirken ekranın üstünde, sağında, solunda çeşitli kutucuklar çıkıyor. Görüyor musunuz şunlar? Götürüp onlara yapıştırırsanız, şöyle, gayet de saçma olarak ekranın solunda alırsınız. Ya da işte çok fantezi şinassınız diğer tarafı, ama doğru yeri tabii ki üstüdür. Bazı insanlar işte ekran geniş diye maalesef para da bol bu tarafa yerleştiriyor. Yapacağımız şey ilk önce katıya girmek. Katıya girmek için 4 tane farklı yöntem var. Hatta 5 tane. Bunların hepsi aynı yere varıyor. O yüzden herhangi birini öğrenmeniz yeterli. En basit katıya giriş yöntemi gelip iki boyuttan başlamaktır. Mesela üst düzlemi seçiyorum, dikdörtgene basıyorum ve gelip bir dikdörtgen çiziyorum buraya. Hemen ardından gelip direkt unsura geçebilirsiniz. Sketch'ten çıkmanıza gerek yok. Otomatikman geçer. Bakın dikkat edin. Bastım. Anında katılamaya başlıyor. Bu katılama işleminde buradan ilk tanışacağımız kutu şurası. Buradan istediğiniz yüksekliği verebiliyorsunuz. Görüyor musunuz şuradan? Ya da klavyeden gelip 72 yazabilirsiniz spesifik olarak. İlk oluşturacağınız katı, bakın ben buraya geldim 90 yazdım. Bu 90'ı Enter'a basmadıkça ön görünümünü göremezsiniz. Ya da ekranda boş bir yere tıklamadıkça. Görüyor musunuz? Ekrandan kaçan şeyler ekrana sığdırıyorduk F harfiyle. F'ye basıyorduk ya da şuna basıyorduk. Fit to screen. Yani pencereye sığdır. Bu birinci çizme yöntemi. İkinci çizme yöntemi, şunları siliyorum. Aynı yere varacağım. Direkt bu butona basmak. Bu sefer diyor ki tamam ben sana bir katı çizeyim ama bana bir iki boyutlu bir şekil göstermen lazım. Bu düzlemden başlayarak bakın gelip dikdörtgenimi çiziyorum. Bu daha zor bir yöntem. Daha zor değil de gereksiz bir yöntem. Bu sefer sketch'ten çıktığım anda otomatik olarak izometrik görünüşe getirip katılamaya başlıyor. Yine işte gelip buradan 72'yi yazabilirsiniz. Boşluğa tıklayınca size ön görünümü verecektir. Peki ben bu ölçüleri nasıl değiştiririm? Bakın dikkat edin. Çizdiğim çizim üzerinde sketch'le, yani çizimle daha bitirmeden önce oynayabiliyorum. Bu çizgileri tutup çekiştirerek rahatlıkla yatayıyla oynayabiliyorum. Yüksekliğiyle oynamak içinse yapacağım işlem çok basit. Nedir? Bu oku çekiştirmek ya da buradan sayısal değer girmek. Bakın ben bu oku çekiştirirken bana bir cetvel çıkıyor. Bu cetveli ne kadar dışarıdan gezdirirseniz bir bir artıp azalır. Ne kadar içeriden gezdirirseniz ondalık sayılarla yakalayabilirsiniz. Bakın tık tık. Anlatabiliyor muyum? Şekli bitirdiğimiz zaman ister buradan okey basın, ister buradan okey basın, ister sağ tıklayın tamam deyin. Elinize ilk katınız oluşur. Bu katıyı renklendirmek size kalmıştır. Renklendirme işlemini buradan ya da katının üzerine sağ tıklayıp şu topla yapabilirsiniz. Yapacağınız şey parçanın kendisine gelip gri yerine bir renk seçmektir. Mesela kötü bir kırmızı. Seçtiğiniz renklerin daha güzel gözükmesi için çeşitli render özellikleri kullanabilirsiniz. Ben ilk katımı oluşturdum. Çizdiğim katının üzerine bir katı daha ekleyebilirim. Bakın geliyorum. Ve sonra katılama diyorum. Ben ne kadar bu tarafa çekersem o kadar katılayacaktır doğal olarak. Şeklin üzerinden gelip katılıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Aslında ben bu yüzeye dokunduğum zaman ve bir şeyler çizmeye çalıştığım zaman bu yüzeyin içinde kalmam gerekmiyor. Ne demek istiyorum? Dikkat edin. Boşlukta çiziyorum ve sadece bir köşesi buraya kadar geliyor. Görüyor musunuz? Biraz çevirirsem rahat göreceksiniz. Ve istersem bunu da yanından belli bir miktar öteye götürebilirim. İlla ki tamamen üstüne bindirmem gerekmiyor.
katılar birbirinin içine girdi. Normal katılama işlemi yaparken bütün yaptığım katıları siliyorum. Dikkat edin. Kontrol basılı tutarak üçünü de seçtim, üçünü de sildim. Ve son ilk çizdiğim skece geri döndüm. Şimdi bakın, bir başka yöntemi öğreniyorsunuz. Mevcut skeci kullanarak katılama yapmak. Buna dokunuyorum ve ekstrüzyonla katılamaya giriyorum. Yine aynı şekilde katılamaya girdim. Görüyor musunuz? Katılamanın yönünü dilerseniz şuradan değiştirebiliyorsunuz. Yönü terse çevir. Düzlemin üstüne değil altına, XZ düzlemin üstüne değil altına doğru olsun. Ya da tutup okla da sayısal değer sizin için çok fazla önemli değilse manuel olarak eksi 47'ye götürebilirsiniz. Burada çeşitli alt opsiyonlar var. Mesela işte başlangıç noktası ve bitiş noktası ile alakalı. Çünkü şu an başlangıcı biliyoruz ama bitişi bilmiyoruz. Ne demek istiyorum? Başlangıç noktası kör olsun. Yani sayısal bir değer olsun ve falanca yöne istediğim kadar gidebileyim. Başlangıç noktası bir şeyin tepe noktasına kadar olsun. Up to vertex'tir İngilizcesi. Yüzeye kadar up to surface'tir. Yüzeyden öte offset from surface. Gövdeye kadar up to body. Orta düzlem mid plane. Şimdi bunları sırasıyla göreceğiz. Onun için acele etmiyoruz. Şunlar draft açısı verir. Yani çekme açısı verir. Dikkat edin, açıyı arttırıp azalttıkça parçamda bir altın külçesi gibi bir eğilim oluşuyor. Yön 2, parçama ikinci bir yön vermek için. Yani bu yönde de gidip işte 20 milim uzamasını istiyorsan, bakın ona draft vermediğim için o düz gidiyor. Bunu ayarlıyorum. İnce unsur dediğim şey parçama bir kalınlık veriyor. Bakın sanki içi şellenmiş gibi, görüyor musunuz? İçi boş. Ki bunu yapmayacağım. Seçili kontörlerde eğer belirli alanları katlamak istiyorsam onların seçimi. Mesela buranın içerisinde. Eğer buranın ortasında bir delik olsaydı onu seçmeyecekti. Örnek verelim hemen. Çift tıklayarak bu skeci düzenlemeye giriyorum. Ve gelip ortasına bir delik çiziyorum. Daire diyelim. Şimdi dikkat edin. Otomatikman tabii tanıyor SolidWorks. Ama bu daha zor bir profil olsaydı dahi gelip seçili kontürler diyerek mesela sadece burayı katılayabilirdim. Görüyor musunuz? Ya da sadece dış alanı. Bu sefer ne olacaktı? Orta tarafı kesmişim gibi boşaltacaktı. Sketch'teyken bu deliği açmak daha kolay. Yani ekstrüzyonla kesi göreceğiz birazdan. Üstünden delik açacağım. O iki kat işlem ekliyor buraya. Önce yükseklik, sonra üstten kesme işlemi. Bu ne oluyor? Daha fazla parçada sistemi yavaşlatıyor. Yaptığımız katların ölçülerini değiştirmek nasıl olacak peki? İstersek gelip, bakın az önce yaptığım işlemi extrude ya da İngilizcesi, Türkçesi yükseklik ekstrüzyon olarak buraya ekledi. Sağ tıklayıp edit feature, yani unsuru düzenle diyorum Türkçesi. Ya da edit sketch dersem de iki boyutlu çizim düzenlerim. Unsuru düzenle dediğim zaman bana bununla ilgili bütün değerleri tekrar açıyor. Sanki o çizim aşamasında geri dönmüşüm, hiçbir şey onaylamamışım gibi. Daha küçük bir parça yaratabiliyorum. Ya da sağ tıkladım, edit sketch dedim. Bakın dikkat edin. Burada sketch'te bir düzenleme yapacağım. Nedir? Aslında ben bu deliğin daha küçük olmasını istiyordum. Ölçü de verebilirsiniz. İlla benim gibi manuel yapmanız gerekmiyor. Yani mesela tam da 19'luk ya da 29'luk bir delik istiyorum. Geri çıktım. Çizdiğinizin farklı yöntemleri de var ölçülerini değiştirmek için. Ben parçanın üzerine çift tıklarsam şimdiye kadar vermiş olduğum ölçüler çıkar. İster bu ölçüye çift tıklayın ve bu tekerlek çıksın. Buradan sayısal değerlerle oynayın ve onaylayıp çıkın. Hiçbir değişiklik görmeyin, şu trafik ışığına bassın. Ondan sonra ortaya gelsin. İsterseniz çift tıkladıktan sonra 80'e bir kere tıklayın ve onu mesela 45 yapıp Enter'a basın. Değişiklik anında üstüne gelsin. Bakın mesela çift tıkladım. Deliği de vermiştik, hatırlıyor musunuz? Vermediğin sayılar gelmez. Çünkü çok fazla karmaşa olur. Geldim bunu 47 yaptım dedim ve Enter'a bastım. Artık delik de daha büyük. Bir başka yöntem, yüzeye basıp eğer anında 3B yani Instant 3D butonu açıksa buna basıp parçayı çekiştirmektir. Yine sayısal ölçülerle arttırıp azaltabilirsiniz. Ya da geldim deliğin içine bastım. Dikkat edin. SolidWorks bu mantaliteye geçecek. Bizim Space Game'de de kullandığımız mantalite. Asıl Space Game mantalitesi yani. Deliğin içini bu okla daraltıp genişletebiliyorsunuz.
Görüyor musunuz? Parçanın üstüne çeşitli formlar da ekleyebiliriz. Bunları daha sonra göreceğiz ama şunu bilin ki her yönde çekiştirip büyütüp küçültebiliyorsunuz parçayı. Bunu da cebe attık. Katların üstünde genel olarak düzenleme bu. Bu birinci video. Bakın, extrude'u anlatmak için alt opsiyonlarına girmedim, hatırlayın. Bu birinci video. Mutlaka ikinci videoyu da izleyin. Hemen bir sonraki video zaten daha detaylı anlatıyor.